Çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım, değerli büyükelçilerim, başkonsolosum, değerli mesai arkadaşlarım, Türk-Amerikan toplumunun çok kıymetli mensupları, sevgili vatandaşlarımız. Bu akşam bu evde, Türk evinde bizlerle beraber olduğunuz için davetimizi kabul edip bu akşam bizimle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz hangi ülkeye gidersek gidelim mutlaka o ülkedeki vatandaşlarımızla, soydaşlarımızla ve akraba topluluklarıyla, yani akrabalarımızla bir araya geliyoruz, dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. Yarın iki gün sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Geçen yıl yine aynı anlayışta burada Türk evinin açılışında BM Genel Kurulu marjında sizlerle beraber olmuştuk, sohbetler etmiştik, düşüncelerimizi, duygularımızı paylaşmıştık. Bu binayla, yani Türk evi ile ilgili düşüncelerimizi de paylaşmıştık. Burası hem devletimizin gücünü, büyüklüğünü ve hem de milletiyle birlikteliğini simgeliyor. Kapısı tüm vatandaşlarımıza ve dostlarımıza her zaman, her daim açıktır. Değerli vatandaşlarımız, değerli dostlar, bugün dünya zor ve kritik bir süreçten geçiyor. Çatışma ve krizlerle çalkalanıyor desek abartmış değiliz. Maalesef bu çatışmaların, savaşların %60'ı da bizim coğrafyamızda, hem de yakın coğrafyamızda. Tam pandemi bitti derken Ukrayna savaşı başladı. Bölgemizdeki diğer sorunlar halen devam ediyor. Böyle zamanlarda tabii ki liderlik, vizyon ve sağduyu altın değerindedir. Bu Ukrayna savaşında da açıkça görülmüştür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aktif ve ilkeli dış politikamızda bu zor günlerde yolumuza devam ediyoruz. Ve bu süreçte izlediğimiz politika herkes tarafından görülüyor. Seven sevmeyen herkes tarafından da takdir ediliyor. Latin Amerika'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar tüm muhataplarımız Türkiye'nin bu süreçte izlediği yapıcı rolden övgüyle bahsediyorlar. Biz başkaları bizi övsün diye değil, bu zorlu süreçte dünya barışına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bu zor dönemde bağımsız politika izlemek de kolay değildir. Çünkü ülkeler olsun, uluslararası örgütler olsun, özellikle kriz zamanında herkes kendi tarafını tutulmasını ister. Ve bu yönde de baskılar yaparlar. Bunu diplomaside çok görüyoruz. Aslında olgun bir tavır değil. Bir ülke diğeriyle küstüğü zaman tanıdığı ne kadar ülke varsa ona da, o ülkelere de baskı yaparak o arasının bozulduğu ülkeyle ilişkileri kesmesini istiyor. Bazen o ülkelere muhtaç olan diğer ülkeler bu yönde istemese de adımlar atmak zorunda kalıyor. Ben bunu 7,5 yıllık Dışişleri Bakanlığı hayatımda bu süreçte çok gördüm. Maalesef üzülerek gördük ama Türkiye hiçbir zaman böyle bir yola tevessül etmemiştir. Tam tersine küsen, arası bozulan ülkeleri barıştırmak için, sorunlarını çözmek için, güven arttırıcı adımların atılması için çaba sarf etmiştir. Bugün gerçekten tüm yakın coğrafyamız değil, ötesinde de dünya barışına katkı sağlıyoruz. Ta Kolombiya'da devam eden süreçte ülke içindeki müzakerelere personel olarak da katkı sağlıyoruz. Maddi olarak da katkı sağlıyoruz. Filipinler'de aynı şekilde sürekli bir büyükelçimiz görevlendiriliyor ve katkı sağlıyoruz. Yakın coğrafyamızda da krizlerin çözümü için aktif çalışıyoruz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Elbette bu zor süreçte halkımızın, ülkemizin, milletimizin çıkarlarını da, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını da korumak bizim görevimiz. Dostlarımızın, kardeşlerimizin de haklarını korumak için çalışıyoruz. Birkaç gün önce Berlin'deydik. NATO gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısına katıldık. Yine Nisan'da 6 ülkeyi kapsayan bir Latin Amerika turuna çıktık. Ramazan'ın son 10 gününde.
Moritanya'yı da sayarsak 7 ülke 8 şehri ziyaret ettik. Buralarda ihmal etmemek gerekir. Ciddi bir potansiyel var ve Türkiye'ye bakışları da son derece müsbet. Daha geçen hafta Marrakeş'te DAEŞ'le mücadele uluslararası koalisyon toplantısına katıldık. Terörün her türlüsüyle hiçbir zaman çifte standarda düşmeden mücadele eden bir ülkeyiz ve milletiz. Şimdi de arkadaşlarımızın, çok değerli milletvekillerimizin de katılımıyla burada göç konusunda, göç yönetimiyle ilgili bir toplantıya katılacağız. Bu konuda da en çok tecrübesi olan ülkelerin başında geliyoruz. Ayrıca Ukrayna'daki savaş ve yine Covid ile beraber arz ve talep dengesizliği yüzünden gıda güvenliği en hassas konulardan bir tanesi oldu. Yani bir taraftan savaş var, terör var ama göç, gıda güvenliği gibi konular da uluslararası toplumun üzerinde durması gereken hassas konular. Bu iki konuda New York'ta genel BM'de toplantılara katılacağız. Düşüncelerimizi paylaşacağız. Aynı şekilde tecrübelerimizi de arkadaşlarımızla birlikte paylaşmış olacağız. ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken'la yarın ikili bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ayrıca birçok bakanla ve genel sekreter dahil muhatabımızda çok sayıda ikili görüşmeleri de yarın ve ertesi gün gerçekleştirdikten sonra perşembe gün ülkemize döneceğiz. ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme bu anlamda önemli bir görüşme oldu. Sayın Biden'ın teklifiyle stratejik mekanizma kurduk. Bu mekanizmanın amacı ikili ilişkilerimizde ve bölgede yaşadığımız sorunlar, görüş ayrılığı içinde olduğumuz konuların çözülmesi ya da bu konuda birlikte nasıl hareket edebiliriz yönde çalışmalar yapmak. Ayrıca ikili ilişkilerimiz birçok alanda gelişiyor. Özellikle ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaretimiz geçen sene 27 milyar doları geçti. Bizim lehimize de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fark var. Ama dengeli olmasını istiyoruz ve 100 milyar dolara çıkmak istiyoruz. Diğer taraftan şu yaşanan dünyadaki krizler çerçevesinde ABD ile hangi alanlarda işbirliğimizi geliştirebileceğiz? Bunları da bu mekanizma çerçevesinde görüşeceğiz. Ankara'da Dışişleri Bakanları Yardımcısı düzeyinde ilk toplantıyı gerçekleştirmiştik. Yarın Dışişleri Bakanları düzeyinde ilk toplantıyı gerçekleştirdikten sonra liderler düzeyinde de yine bu çerçevede bu yıl içinde görüşme gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Umarım bu mekanizma çerçevesinde ve sonuç odaklı çalışarak hem sorunları çözebiliriz ya da azaltabiliriz, hem de işbirliğimizi geliştirebiliriz. Tabii ABD ile ilişkilerimizde burada yaşayan Türk-Amerikan toplumunun da önemli bir rolü var. Sizlerin başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuzu her vesileyle söylüyoruz. İlişkilerimize yaptığınız katkılar her iki tarafın yararınadır. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Tabii Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Ukrayna'da devam eden savaşın çözümü konusunda, yani bir ateşkesin tesis edilmesi konusunda da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kolay bir süreç değil. İlk başlarda çözülebilseydi, ki çaba sarf ettik, daha kolay olurdu ama her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Maalesef Ukrayna'nın doğusunda bir taraftan savaş devam ediyor. Diğer taraftan soğuk savaşın tekrar esintilerini görmeye başladık. Elbet bir gün ateşkes olur ama soğuk savaş daha uzun sürecek gibi görünüyor. Tüm bu süreçte Türkiye'nin akılcı, dengeli, stratejik dış politika izlemeye devam etmesi gerekiyor. Ve bu konuda da biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tabii üzerimize düşeni yapacağız. Ateşkesin tesis için çalışmaya devam edeceğiz. Evet, savaşın devam etmesini isteyen ülkeler var. Bunu görüyoruz. Ama savaşın maliyetini, bedelini kim ödüyor? Ukrayna ödüyor. Ukrayna halkı ödüyor. Dolayısıyla bir an önce ateşkesin olması lazım.
Diğer taraftan sivillerin tahliyesi konusunda BM Genel Sekreteri ile birlikte çalıştık. Kendileri Moskova ve Kiev'e gitmeden önce Türkiye'ye geldiler ve sivillerin Mariupol'dan tahliyesi konusunda işbirliği yaptık. 600'den fazla sivili tahliye ettik. Biliyorsunuz bu savaş başladıktan sonra 17 binden fazla kendi vatandaşımızı da Ukrayna'dan güvenli bir şekilde tahliye ettik. Diğer taraftan Ağska Türklerini ve Kırım Tatarlarını da onların talepleri üzerine tahliye ettik. Halen Kırım Tatarların tahliyesini de sürdürüyoruz ve önümüzdeki süreçte 2000 civarında Ağskalı kardeşimizi de inşallah ülkemize getiriyoruz, getireceğiz. Yine bu savaş çerçevesinde gıda güvenliğinden bahsettik biraz önce. Bu iki ülkeye baktığımız zaman dünya tahıl üretiminin 1/3'ünü yaklaşık üretiyorlar. Dolayısıyla savaşla beraber bir kıtlık tehlikesi de var. Biraz önce Latin Amerika bölgesinde olduğumu söylemiştim. Ve oradaki ülkeler özellikle hem hububat, tahıl hem de kimya, gübre, kimyevi gübre konusunda ciddi sıkıntılar çekmeye başlamışlar. Dolayısıyla bu küresel bir sorun. Buradan özellikle tahıl taşıyan gemilerin güvenli bir şekilde mayınların da temizlenmesiyle ayrılması konusunda da çalışıyoruz. Yine insani konularda genel sekreterin teklif ettiği bir temas grubu var. BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna olarak. Biz bu temas grubu teklifine hemen evet dedik. Önümüzdeki günlerde teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirmeyi de planlıyoruz. Diğer taraftan tabii Ukraynalı askerlerin, özellikle yaralı askerlerin Mariupol bölgesinden çıkarılması konusunda da yoğun çaba sarf ediyoruz. Diğer taraftan Ukrayna'nın talep ettiği tarafsızlık karşılığında talep ettiği güvenlik garantileri konusunda da bir taraftan Ukrayna'nın beklentileri var. Bir taraftan da sahadaki gerçekler var. Garantör olacak ülkelerin düşünceleri var. Ve bu konuda da Türkiye olarak biz tüm taraflarla görüşerek Ukrayna'nın beklentilerini de karşılayacak şekilde herkes tarafından kabul edilebilecek güvenlik garantileri ne olabilir? Bunun üzerinde de çaba sarf ediyoruz. Yani gördüğünüz gibi krizin her aşamasında ya da krizle ilgili her konuda aktif çalışan bir ülkeyiz. Yani bizim Karadeniz'in öbür tarafında bize ne savaşsınlar demiyoruz. Katkı sağlamaya devam edeceğiz. Tüm dünyada aynı şekilde aktif dış politika izlemeye devam edeceğiz. Bayrağımızı her yerde sizlerin de sayesinde dalgalandırmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Şanlı bayrağımız her yerde dalgalansın. 253 misyonumuz var. Yakın zamanda San Salvador'da, El Salvador'un başkenti ve Guinea-Bissau'da iki büyükelçilik açarak 255'e çıkacağız. Ama bu yıl içinde açacağımız başkonsolosluklar da var. Bunlardan bir tanesi Cezayir'in Oran şehrinde olacak. Biliyorsunuz Yeni Pazar'da, Sancak'ta da 107 sene sonra bayrağımız dalgalandı. Başkonsolosluğumuzu da açtık. Tüm misyonlarımızla sizlerin emrinizdeyiz. Milletimizin, vatandaşlarımızın, dostlarımızın emrindeyiz. Konsolosluk hizmetlerinde de kaliteyi arttırmak için arkadaşlarımızla birlikte çok çalışıyoruz. Yakında Hızır program, yani yapay zekadan faydalanacağız. Hızır programıyla beraber 7 gün 24 saat zaten çağrı merkezlerimizle, nöbetçi telefonlarla her misyonumuzdaki vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Geçen sene 3 milyon civarında işlem yapmışız. Bu yılın ilk 4 ayında 1 milyonu geçtik. 1 milyon 99 bin, 1 milyon 100 bine yaklaştık. Ve kaliteyi arttırırken işlem sayısını da arttırıyoruz. Online hizmet verdiğimiz alanların da sayısı artıyor. Artık birçok işlem için Türkiye'ye de gitmenize gerek yok ya da postayla göndermenize gerek yok. Verdiğiniz vekalet, noterlik hizmetleri ve diğer birçok konu, evlenme, boşanma vesaire hepsi Türkiye'den alınabiliyor, görünebiliyor. Teknolojiden de faydalanmamız lazım. Yeni inisiyatiflerimizden bir tanesi de dijital diplomasi biliyorsunuz. Gereğini yapmamız lazım. Yapay zeka dahil. Ama yapay zekadan sadece konsolosluk hizmetlerinde değil, dış politika analizlerinde de kullanıyoruz.
faydalanıyoruz. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor. İyi takip etmek lazım, analizini iyi yapmak lazım, politikaları da ona göre oluşturmak lazım. Sonra da uygulamak lazım. Onun için teknolojiden de en iyi şekilde faydalanmamız lazım. Dış politika geniş bir alan. Paydaşı çok. Çok paydaşlılık diyoruz. Dolayısıyla milletvekillerimizin de önemli rolü var. İş insanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, sanatçılarımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da dış politikada önemli rolü var. Yani sizler de bizim dış politikada paydaşlarımızdansınız. O nedenle sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Ve özellikle burada Amerika'da Türkiye karşıtı çevrelerin propagandalarına karşı da son derece başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Milletimiz adına, ülkemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar bir olursak o kadar iri ve diri oluruz. Hepimizin farklı inançları olabilir, farklı görüşleri olabilir, farklı mezhepler olabilir, siyasi görüşleri olabilir. Ama hepimiz bir ülkenin, bir devletin vatandaşlarıyız. Hepimiz bir milletiz. Ayrımız, gayrımız yok. Türkiye söz konusu olunca, şanlı bayrak söz konusu olunca biriz, beraberiz. Biz de devlet olarak, Dışişleri Bakanlığı olarak sizlerin hizmetinizdeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.